Bademcikler konusu geldiği zaman dil kökünde de bir bademcik olduğunu hatırlatmak isterim. Yani Valdeyer halkası dediğimiz geniz eti, adenoid, burun arkasındaki bir bademcik yapısı. Gözümüzden baktığımız zaman ağız açıldığında her iki tarafta olan bademcikler ve bir tane de dil kökünde, yani görülmeyen, bassanız da dile görülmeyen arka tarafta bir bademcik dokusu vardır. Bazen buradaki bademcik dokusunda da yine bir büyüme olur ve horlamada da etkin duruma gelir. Bu doğrudan doğruya endoskopik muayene ile görebileceğimiz bir alandır. Ve eğer burada horlayan bir kişi de örneğin bu alana baktığımız zaman arka dilin arkasındaki bademcik dokusunun da büyümüş olduğunu gördüğümüz zaman bunun da horlama ameliyatı içerisinde alınmasını hastalarımıza öneririz. Peki ondan sonra durum nedir? Buraya bıçak kullanarak kesi yapmak oldukça risklidir. Dolayısıyla elimizde en önemli yöntemlerimizden bir tanesi radyo frekans, hatta en fazla benim kullandığım şekliyle koblasyon yöntemini söyleyebilirim. Videoda da görüntülenmekte olduğu üzere yine 70 derece endoskop kullanmak koşuluyla alanın görülmesi. Çünkü dilin çok önemli iki tane damarı oldukça da yüksek debisi vardır. Buralara dokunmaksızın direkt görüş altında koblasyon yöntemiyle rahat bir şekilde çıkartılmakta ve ondan sonra hastanın horlamasının iyileştirilmesi yönünde katkı sağlanmaktadır. Tabii ki horlama için başka türlü gerekli ameliyatları da varsa bunları da aynı seans içerisinde yapmış olmak koşuluyla.